Uganda'da Nalongo Gloria adlı bir kadını 5. kez ikiz bebekleri hamile kalınca eşi terk etti. Çok acı çektiğini söyleyen talihsiz kadının hikayesindeki kahredici detaylarsa yüreğimizi burktu. Detaylar içeriğimizdi. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri Uganda'da yaşayan ve eşi tarafından doğum üzeri terk edilen Nalongo Gloria ile tanıştıralım. Nalongo şimdiye dek 4 tane ikiz çocuk dünyaya getirmiş. Yani kendisinin 8 çocuğu var. 5. ikizlerine hamile olan genç kadını ise eşi 9. ve 10. çocuğuna hamileyken terk etmiş ne yazık ki. Eşinin 5 kez ikiz çocuk doğurmasını fazlasıyla anormal bulan Salango, evde kalıp karısına yardım etmektense çözümü kaçmakta bulmuş. İkizlerimiz olacağını öğrendikten 3 gün sonra bunun kendisine çok fazla geldiğini ve evden gitmem gerektiğini söyledi. Beni evime gönderdikten sonra bir daha ona ulaşamadım. Bu çocukları doğurduğum için pişman değilim. Babalarının onları sevmediğinin farkındayım. Bu nedenle de onları orada bırakamazdım. Tüm zorluklara rağmen asla çocuklarımı terk etmeyeceğim. Tanrı benim yanımda olacaktır. Ben yapmam gereken her şeyi yaptım. Çok acı çektim ama en doğrusunu Tanrı bilir. İşin tek üzücü yanı bu değil tabii. Nalongo, bazı çocuklarının evlendiğini ve onları evden gittikten sonra bir daha hiç göremediğini de söylüyor. Uganda şu anda doğurganlık oranı olarak en yüksek sıralamaya sahip ülkelerden bir tanesi. Dünya Bankası verilerine göre bir kadın ortalama 5-6 çocuk dünyaya getiriyor. Ancak bu oranın daha da yüksek olduğu düşünülüyor. Ne diyebiliriz ki? Geçmiş olsun. Hamilelik, evliliğin kendisiyle taçlandırdığı mucizevi bir durumdur. Her evli çift bir gün mutlaka çocuk sahibi olmayı ister ve arzular. Ancak bu süreçte bilinen ve uygulanan pek çok yanlış evli çiftlerin hayatını biraz zorlaştırır. Örneğin hamile kalmak için kadının mutlaka tek bir pozisyonda ilişkiye girmesi, yoksa çocuk sahibi olamayacakları yönündeki inanç toplumdaki en yaygın yanlış bilinenlerden biridir. Hamilelik için ilişkide pozisyonun hiçbir önemi yoktur. Ancak dikkat edilmesi gereken şey, ilişkiden sonra kadınların 10-15 dakika kadar sırt üstü bir şekilde yatması gerektiğidir. Bu, üreme hücrelerinin birbirine ulaşmasını sağlamak için önemlidir. Bunun dışında yanlış inanç ve uygulamalardan bir kısmı da hamilelik dönemindeki çiftlere aittir. Kimisi de bu dönemde istediği gibi hoyratça ilişkiye girebileceğini zannederken, kimisi de bu süreçte hiçbir şekilde ilişkinin uygun olmadığını, çocuğa bir zarar gelebileceğini düşünmektedirler. Oysa bu iki düşünce de yanlıştır. Hamilelik dönemindeki çiftler için söylenebilecek şey, en kısa zamanda bir doktora giderek muayene olmaları ve çocuklarının sağlık durumunu öğrenmeleridir. Bundan sonraki gidişatı belirleyecek olan şey, doktorun tavsiyeleri olacaktır. Bazı durumlarda doktorlar, bebeğin sağlığı için ilk 3 ay ilişkiye girmeyi kısıtlayabilirler. Bunun sebebi genellikle annenin düşük yapma ihtimaline karşı önlem almaktır. Ancak bu durum herkes için geçerli değildir. Çünkü her insanın fiziksel yapısı bir değildir. Çoğunlukla annelerin ilk aylarda cinsi birleşme yoluyla düşük yapması öngörülen bir durum değildir. Öte yandan hamileliğin ilerleyen süreçlerinde eşlerin aklına ilişkiye girmeyi sona erdirmek gelebilir. Bu da oldukça yanlıştır. Çiftlerde genellikle çocuğun büyümesine bir zarar geleceği yönünde endişeler olur. Halbuki cinsi münasebetin anne karnındaki bebeğe hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Tabii ki bunun da bir adabı vardır. İlişki esnasında annenin üzerine yüklenmemek, zorlanacağı pozisyonlara girmemek gerekir. Sakin ve usulünce yapılacak bir cinsel birliktelik, bu açıdan anne adayı ve bebeği için hiçbir olumsuz durum teşkil etmeyecektir. Hatta anne karnında sallanan bebek için bu durum bir beşik etkisi yapacak, onun da keyif almasını sağlayıp uyumasını kolaylaştıracaktır. Yine belirtmekte fayda var ki, hamilelik sürecinde eşlerin nasıl davranacağı çoğunlukla doktorlar tarafından belirlenmekte, süreç genel olarak anlattığımız gibi işlemektedir. Öte yandan hamileliğin son ayında annenin sancılarının artması, erken doğum ihtimalinin olması gibi durumlarda cinsel ilişkiyi doğuma kadar bırakmak gerekebilir. Tıbben ve hukuken hamileliğin asgari müddeti 6 aydır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de biz insana anne babasına iyilik etmesini tavsiye ve emir ettik. Anası zahmetle onu karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Ana karnında taşınmasıyla sütten kesilmesi 30 aydır buyurulmuş ve hamilelikle süt emzirme müddetlerinin toplam 30 ay olduğu ifade edilmiştir.
Başka ayette ise anneler çocuklarını tam 2 sene emzirirler. Bu hüküm emzirmeyi tamamlamak isteyenler içindir buyurulmuş ve emzirmenin 2 yıl süreceği ifade edilmiştir. Böylece hamileliğin asgari süresinin 6 ay olduğu Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtilmiştir. İslam hukukunda hamileliğin en kısa süresi olan 6 aylık süre dolmadan önce doğan çocukların nesebi reddedilebilir. 6 ay dolduktan sonra doğacak çocuğun nesebi ise sabit olur. Hamileliğin en uzun müddeti hakkında bir nas bulunmamaktadır. Mezhep imamları bazı olayları delil getirerek 2 ila 7 yıl arasında değişen sonuçlara varmışlardır. Bu hususta tıp ilminin tespitlerine güvenmek en uygun hareket tarzı olacaktır. Tıp ilminin verilerine göre hamileliğin en uzun müddeti 10 aydır. Evliliğin sona erdiği zaman kadınların bir başka evlilik yapmadan önce mecburen bekledikleri bir zaman vardır ki ona iddet müddeti denir. Eğer kocası ölen veya boşanan kadın hamile ise bunun bekleme süresi doğuma kadardır. Doğum yapar yapmaz bir başkasıyla artık evlenebilir. Tıbbi verilere ve İslam hukukçularının çoğunluğuna göre hamile kadın hayız görmez. Dolayısıyla hamile kadında kanama görülse bu hayız kanı olmayacağı için kadın namaz ve oruçla mükelleftir. Özürlü müstehazelerin hükümlerine tabi olarak abdestli olmak şartıyla namaz kılabilir, Kur'an'a dokunabilir, Kur'an okuyabilir, camiye girebilir. Hamile doğum yapar yapmaz artık nüfesa, lohusa olur. Kan kesilip gusül edince normal hükümlere tabi olur ve dini vecibelerini ifa eder. Allah'ım, Adem oğlunun nefsinden, şerrinden sana sığınırım. İnsanların ve cinlerin şerrinden sana sığınırım. Rabbimiz, fitneden ve hayasızlıktan sana sığınırım. Bunların açığından ve gizlisinden bizi koru. Seni zikretmemiz, sana şükretmemiz ve sana güzel ibadet etmemiz noktasında bizlere yardım et. Amellerimizi ve halimizi ıslah et, niyetlerimizi doğru, akıbetlerimizi hayır eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Yüce Rabbimiz, amellerimizi kabul eyle ve bize rahmetinle hesapsız ve eşi benzeri olmayan cennetin en yücesini ihsan eyle. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.